Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde AutoCAD'de nesnelerin sivri uçlarını yuvarlama veya şankla kesme gibi iki tane komutu anlatacağız. Şimdi komutlarımız Fillet ve Chamfer burada menüde olduğu gibi Modify menüsünde. Şunu yapalım. Öncelikle ana çizgideyken şöyle 400 virgül 250 birimlik bir dikdörtgen çiziyorum. Bundan 4 tane yapayım. Ve 2 tanesini filetle yuvarlayalım. 2 tanesini şanfırla yapalım farklı yöntemlerle. Evet. Şunun nesneyi seçtim arkadaşlar. Kopya tıkladım. Bunu kopyalayalım. Bir daha çizmeyelim. Şu noktasından seçtim. Ve düzgün bir şeyde tutuyorum. Açıda tutuyorum. 0 derecede. Bakın bu nesneyi kopyalayacağım. Kopyayı hatırlayalım. Bu nesnenin köşesiyle diğer aynı nesnenin ikinci nesnenin köşesi arasındaki mesafeyi girmemiz lazım. Diyelim ki işte 400 birim kendi uzunluğu 200 de boşluk olsun. Toplam 600 birimlik 600 tap 0 da yapabilirsiniz. Şu an 0 derecede tutuyorum. 600 enter 1200 enter derseniz üçüncü kez kopyalar 1800 enter derseniz dördüncü kez kopyalamış oldunuz. Yani bu şeyi söyleyeyim. Bu ne demek? İlk girdiğimiz ölçü şu. Şununla şunun arasındaki açı. Enter diyorum. Bununla bunun arasındaki açı. 1200'ü girdim uzunluk özür dilerim. Enter diyelim. Şununla şu nesne arasındaki mesafede 1800. Biz bu mesafeleri girdik. Dolayısıyla bize birinci kez kopyaladı. İkinci ve üçüncü kez kopyalanmış oldu. Şimdi bunları siliyorum. Bu ölçüler önemli değil benim için. Ben şunu yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu ilk ikisini, hatta şunu isterseniz rengini değiştirelim. Şöyle görelim. Evet, filetin temelinde hatırlarsanız radyus vardı. Ana çizgiye geçtim. Evet, bakın. Şurada circle'da tantan radyus. Şuna teğet, buna teğet. 50 yarı çaplı bir teğet yapıyorum. Bir daha diyelim. Buna şuna teğet 50. 50. Ve son kez 50. Evet. Şimdi trim sağ tuş tek tek böyle trimleyebildiğim gibi bir yerde tutup şöyle hepsini trimleyebilirim. Yani şöyle yapılabilir. Tek tek de olabilir. Yani şöyle şunun gibi gibi. Şöyle de tabii. Evet, şu an arkadaşlar burası ne? Burada 50 yarı çaplı daireler var. Yani filatın aslında en temel şeyi bu. Ama aslında zor olan kısmı bu. AutoCAD'de bunun kendi komutu var. Bakın filat. Bunu bir kere de yapabiliriz. Filat komutunu tıkladım. Sonra kaçlık yarı çap girmek istiyoruz? Radyosu yani radyos 50 yarı çap. Enter. Evet bakın burada polyline'a tıklarsam bunu bir kere de bana aynı işlemi yapmış olur. Şu en son işlemi geri alıyorum ve tek tek de yapabilirim. Arkadaşlar komutu bir daha tıklıyorum. Filat radius'a tıkladım veya re-enter'da yazabilirsiniz. Elde enter. Multiple derseniz şöyle istediğiniz tek tek tıklayarak da hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Diyelim ki iki köşe lazım. Sadece iki köşeyi yaparsınız. Veya hepsi lazımsa hepsini yaparsınız. Veya üç köşe lazımsa böyle de olabilir. Yani kart gibi düşünün. Böyle bir şey tasarlanabilir. Bu mümkün veya tek tek istiyorsanız bu bir kere de işte polyline yapabilirsiniz. Evet. Buradaki şeyi hatırlayalım. Yani şurada aslında baktığımızda ne oluyor? Bakın şurada artık bir daire var, merkezi burada. 50 yarı çaplı daireler var. Doğru mu aslında burada? Aynısı bunun için de geçerli. 50 yarı çaplı daireler var. Ve biz Flip'ta bunları buraya yerleştirmiş olduk. Şurada da var aynısı. 4 köşede de aynısı var. Aynı şeyi yapmış olduk arkadaşlar. Evet, şimdi bir de şanfıra bakalım. Şanfırda sivri köşeleri evet hipoteniz gibi düz keseceğiz. Tabi bunun için ölçüler girmemiz lazım.
Evet. Aynı şekilde şunu da yapalım arkadaşlar. Bunun ana çizgisini değiştirelim, rengini değiştirelim. Farklı tek tek yapabiliriz veya aynı da olabilir. Çok önemli değil. Arkadaşlar chamfer da burada. Chamfer'a tıkladım. Chamfer iki şekilde yapılıyor. Biri distance, biri angle. Yani distance'dan şunu giriyorsunuz. Uzun kenar ve kısa kenardan. Tabi bu kare için aynı da olabilir. Aynı ölçüde olur o zaman. Ve farklı da olabilir. Önemli değil. Şu iki kenardan hangi ne kadar uzunlukta keseceksiniz ve toplam nasıl bir hipotenüs olacak buna bakalım. Evet, diyelim ki biz şu an distance'da yapalım. Chamfer distance. Bakın mouse'umda ne yazıyor? Specific first chamfer distance. İlk chamfer mesafesini verelim. Biz 6, 8, 10 üçgenden esinleyerek bunları 10 ile çarpalım. Yani 80, 60, 100 birim uzunluktaki bir şey olsun, chamfer olsun. Arkadaşlar ilk ölçü 80. İkinci ölçü istiyor şu an bakın benim 60. Yine şeydeki gibi polyline'la yapmayalım. Burada bir aslında bir problem oluyor. Multiple'la yapalım. Multiple'a tıkladım. Şimdi tıkladığım kenarları chamfer'ımı oluşturacak. Şimdi bir şey karar vermemiz lazım. Hangi yani uzun kenarlardan mı 80 keseceğiz? Kısa kenarlardan mı? Çünkü standart her bir köşede aynısı olması istiyoruz. Diyelim ki ben uzun kenarlardan 80. İlk önce o zaman 80 girdiğim için önce uzun kenara tıklıyorum. 80, 60. Şimdi geldim buraya bu köşeye. Uzun kenar burası. O zaman 80'i buradan kesmesi istiyorum. 80, 60. Yani bu anlama geliyor. Tıklıyorum. Şuraya geldim bakın. Burada 80, 60. 80, 60. Ve bir kere de şey olabilir. Şimdi şunun ölçülerini bir bakmak istiyorum. Bakın şunu söylemek istiyorum. Yani şuralardan ben ne yaptım? Şöyle düz de ölçüyorum arkadaşlar. Bakın 80 birimli kestim. Dört kenarı da ölçeyim. 80. Evet. 80. Şunları ölçelim. 60. Dört köşede aynı arkadaşlar. Evet. Bakın hipotenüsümü de ölçeyim. Bunu eleanitle ölçüyordum. Yani yamuk çizginin uzunluğu. Bakın şurası 100. Hepsi yani şuraya bakarsanız 100 birim uzunluktadır. Evet şimdi bu yandaki nesneydi arkadaşlar. Polyline'la yapalım. Yani şey yine chamfer komutuyla ama. Chamfer. Distance. Evet 80. Enter, 60, Enter. Yani bu sıra değişebilir de 60 Enter, 80 Enter de yapabilirsiniz. Tabi tıklarken ona göre siz düşünmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ve polyline derseniz, yalnız bu kez burada bir problem oluşuyor. Yani bu ikisi aynı nesne olmuyor. O yüzden bunu göstermeye çalışıyorum. Bakın arkadaşlar burada şu an diyelim ki şuradan 80 birim kesti gerçekten. Pardon şey uzunluk yine 100 doğru. Düz şey ölçelim. Yani hipotenüslerde bir yanlışlık yok. Yalnız bakın burası 80. Burası 60. İlk köşe pardon. Bunun da aynı. Burası da aynı. Bakın 80'e 60. Bakın 80'e 60. Ama şurası böyle değil. Bakın şu iki köşe farklı oluyor. Polyline yapınca kendisi otomatikman şey yapıyor bunu. Şöyle 80. Bakın burada farklı oldu. O yüzden şamfırı bilerek ve düşünerek yapmanız gerekir. Polline yapmak çok sağlıklı değil. Yani iki köşe aynı iki köşe farklı oluyor. Bakın bu iki nesnenin farklı olduğunu göstermek için şöyle üst üste çakışabiliriz kopya ile. Orta noktadan tutup bunu bu orta noktanın üzerine getirirsem bakın iki farklı nesne olduğunu size göstermiş olurum. Yani tek tek elle yapınca bilerek hangi kenardan ne kadar keseceğimizi yapınca farklı oluyor ki doğru olan budur aslında. Ama polyline yapınca kendisi otomatikman bazı şey yapıyor. Yani diyelim ki şuradan başladı, şuradan 80, buradan 60 kesti ama geldi şurada bu kez 60 ve 80 kesiyor. Yani sayı değiştiriyor. O yüzden kendiniz yaparsanız daha iyi. Evet, chamfer'da arkadaşlar diğer ölçü de yani şuradaki uzunluk ve açıyı girmenizi isteyecek. Yani
veya şuradaki uzunluk, hangisini yapıyorsanız artık onunla girmesi şu an için bu şampur ve fillet'in yeterli olduğunu düşünüyorum. Başka bir derste görüşmek üzere, hoşça kalın.